ben çok fazla ayrıntılarına girmek istemiyorum. Çünkü değerli milletvekili kardeşlerimiz, il başkanımız ayrıntılarıyla size anlatırlar. Ben burada iki konuya değinmek istiyorum. Birincisi, bu seçim niçin önemli? Özellikle teknik yönden ben değineceğim. Teknik yönü şu arkadaşlar. Eğer biz bu seçim bir, Cumhurbaşkanı hükümet seçimini yapacağız. İki, parlamento seçimini yapacağız. Bu iki seçim de birbiriyle ilintili, birbiriyle alakalı. Hükümeti seçtiğin zaman hükümet icra olarak, icra organı olarak görevini sürdürecek. Parlamentoyu da seçtiğin zaman parlamento da yasama organı olarak görev yapacak. Ancak şu anda Türkiye bir sistem değişikliğine gitti. Tamamen bir sistem değişikliğine. Demokratik parlamenter sisteminde ziyade Cumhurbaşkanı sistemine geçti, başkanlık sistemine geçti. Bu sisteme geçişte sadece yüzeysel olarak geçti. Bunun bütün altyapıları, yasal düzenlemeleri, kurumlarıyla, yeni kuruluşlarıyla, yeni seçilecek parlamento bunu yapacak. Yasal düzenlemeleri yapacak. Eğer bu iki seçim birbiriyle orantılı ve eşit gitmediği takdirde her ikisi de birbiriyle çelişir duruma gelir ve sistem çatışması başlar. Sistem çatışması başlaması demek hükümetin, Cumhurbaşkanlığı kurmuş olduğu hükümetin işlememesi demektir. Bu da Türkiye'de büyük sıkıntılar, büyük problemler, büyük efendime söyleyeyim aksaklıklar, belki diyebilirim ki kaos yaratacak. Bunlar önemli şeyler. Onun için çok iyi düşünmemiz lazım. Ben Cumhurbaşkanı'na verdim. Efendime söyleyeyim, seviyorum Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı. Hükümet istediği partiye böyle bir anlayış yaparsanız Tayyip Erdoğan'a en büyük kötülüğü yapmış olursunuz. Onun için onun elini, eğer onu seçiyorsanız onun elini de güçlendirmek zorundasınız. Allah'ın izniyle biz onun elini de güçlendireceğiz. Biz onu dünya ve şer odaklarına asla ve asla ezdirmeyeceğiz, yendirmeyeceğiz. Efendime söyleyeyim, yem etmeyeceğiz. Biz ona sahip çıkacağız, ona canımız feda. Onun yoluna canımız feda. İkincisi bizim endişemiz arkadaşlar, İslam'a hizmettir. Ahiretimize zemin hazırlamaktır. Biz burada yeryüzüne gelmiş sadece dünyada yaşamak değil. En büyük gayemiz Allah'a hizmettir. İslam'a hizmettir, ahiretimizi ihya etmektir. Bunu da yapabilmek için özgür olmak lazım. Bu özgürlüğü de ancak ne yaparsın? Memleketine hizmet edersen. Özgür bir memleket, özgür bir vatan oluşturursan yaparsın. Onun için biz bu ikisine de ne yapacağız? Bizim davamızdır. Yıllardır bizim mücadele verdiğimiz davamızdır. Bu iki kutlu davaya dava içimiz yola çıkmışız. Sizlerle birlikte çıkmışız. İnşallah 24 Haziran'da Rabbil Alemin bizi ne yapacaktır? Muzaffer edecektir. Biz elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Allah'a tevekkül edeceğiz. Takdir Allah'ındır arkadaşlar. Ben onun için sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Bir de şunu belirteyim özellikle. Sayın Değerli Başkanımız da söyledi, Belediye Başkanımız Necati Bey. Biz güçlü bir ekibiz. Güçlü bir kadroyuz. Deneyimli milletvekillerimiz var. Bu konuda da ben de sahada çalışmış, işi bilen bir bürokrat olarak, sahada uygulamaları bilen biri olarak biz üçümüz birbirimizi tamamlıyoruz. Allah'ın izniyle Bitlis'in sorunlarını biliyoruz. Ülkenin sorunlarını da biliyoruz. Bunların nasıl çözüleceğini, nasıl bir formatta çözüleceğini, nasıl yatırım programına alınacağını, bunu nasıl ödemekle, bütçeyle çözebileceğimizi hepsini biliyoruz ayrıntılarıyla birlikte. Biz el birliğiyle beraber çalışacağız. İlimize, adı cevazımıza, ülkemize, İslam alemine hizmet edeceğiz arkadaşlar. Şunu da unutmayın. Sakın sakın demeyin. Adı cevazdan adayımız yoktur. Biz üçümüz adı cevazı milletvekiliyiz. Söylüyorum ve bunu da icrada göreceksiniz. Evet değerli arkadaşlar, çok fazla sizi burada sabahtan beri bizimle birliktesiniz. Sizi fazla yormak da istemiyorum. Allah'ın selamı, bereketi tekrar üzerinize olsun. Hayırlı Ramazanlar, gazamız mübarek olsun.